Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda sebepler niçin yaratıldı sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Allahu Teala şu alemde sebeplerle tasarrufta bulunuyor. Öyle ki işte yağmur buluttan geliyor, meyveler ağaçtan geliyor, insanlar anne babayla dünyaya gönderiliyor. Daha bunun gibi her şey sebeplerle yaratılıyor. Allah-u Teala sebepleri izzet ve azametine bir perde olsun diye yaratmış. Yani şöyle düşünmeye çalışalım. Mesela bir padişah diyelim insanlara ikramda bulunuyor. İnsanlara bir takım hediyeler gönderiyor. Bizzat kendisinin böyle eliyle tek tek takdim etmesi gerekmez. Padişahın hizmetçileri olur. Görevli memurları olur. Ve onlar kendilerine verilen adrese, talimata göre o hediyeleri takdim ederler. Kendileri namına değil, padişah namına takdim ederler. İşte biz etrafımızdaki sebepleri bu noktada Cenab-ı Hakk'ın birer hizmetkar olarak görmek durumundayız. Yani Allahu Teala bulutla yağmuru gönderiyor, ağaçların dallarıyla meyveleri gönderiyor, peygamberlerinin ve alim insanların dilleriyle hakikatleri bize bildiriyor. Daha diğer bir takım sebeplerle bize ikramlarda bulunuyor. Sebepler bir perdedir. Bir hadisi şerifte Allah ile insan arasında 70 bin perde olduğu ifade edilir. Arapçada 7, 70, 700, 7 bin, 70 bin gibi ifadeler daha çok kesretten kinaye, çokluğu ifade etmek için kullanılır. Dolayısıyla Allah ile insan arasında 70 bin perde var denilmesi, çok perdeler var o anlamdadır. Nefis bir perdedir, şeytan bir perdedir. Onun gibi tabiat başka bir perdedir. Sebepler de başka bir perde. İşte bir insan sebepler perdesini kolaylıkla aşabilmeli. Ve sebeplerin perdesi arkasında Allah'ın kudret elinin tasarrufunu görebilmeli. Hani bu Karagöz Hacivat oyunları olur ya, orada perde oyunu diyorlar zaten buna. Bir tanesi bunları eliyle perde arkasından oynatıyor. İndiriyor, çıkarıyor, hareket ettiriyor ve her birine böyle bir ses veriyor. Ona göre konuşturuyor. Dıştan baktığımızda doğrudan doğruya perdede bunların birbirleriyle konuştuklarını, hatta bazen dövüştüklerini görürüz. Ama işi bilen kimse şunu söyler: perde arkasında birisi bunları hareket ettiriyor. Benzeri bir şekilde, temsilde hata olmasın, Allahu Teala alemde sebepler yaratmış. O sebeplerle neticeleri de meydana getiriyor. İşte bizler sebeplere takılıp kalırsak Allah'ın tasarrufunu tam anlayamayız. Allah'ın böyle alemdeki tasarrufunu pek idrak edemeyiz. Ve deriz ki yağmur yağıyor. Deriz ki işte falanca çocuk yaptım. Halbuki çok sakat bir ifade bu. Falanca gerçekten çocuk yapabilir mi? Hatta insanlar birbirleriyle konuşurken bunu gayet normal bir şey gibi görüyorlar. İşte daha başka çocuk yapacak mısınız? Bu gibi ifade kullanabiliyorlar. Halbuki hepimiz vicdanen şunu biliriz ki anne baba çocuk yapabilmekten, çocuğu yaratabilmekten çok uzaktırlar. Onlar çocuğun dünyaya gelmesi için bir sebeptir. Allahu Teala sebep olmadan da yaratır. Hazreti Adem ve Havva'yı doğrudan kudret eliyle yaratmıştır. Ama diğer insanları, Hazreti İsa'nın babasız yaratılması müstesna olmak üzere söylüyorum, diğer insanları anneli babalı bir şekilde yaratmıştır. Anne baba çocuğun yaratılması için sadece bir sebeptir. Dolayısıyla burada anneyi ve babayı doğrudan fail görmek, yaratıcı görmek son derece yanlış olur. Anne baba çocuğun dünyaya gelmesinde bir sebeptir, bir vesiledir. Sebepleri yaratan da Allah'tır. Sebeplerle neticeleri yaratan yine Allah'tır. Bu açıdan aleme bakabildiğimizde sebepler perdesi gözümüzden böyle kalkmaya başlar ve sebeplerin adi, aciz, sıradan bu şekilde olduğunu görebiliriz. Diyelim güneş dünyayı aydınlatıyor ve bazıları güneşi
mabut bile zannetmişler. Güneşe tapanlar tarih boyunca olmuş ve güneşi çok muazzam bir güç, çok muazzam bir ilahi kuvvet gibi düşünmüşler. Yaratıcı şeklinde görenler bile olmuş veya en azından yaratıcıya bir sembol gibi görenler olmuş ve güneşe tapmışlar. Halbuki güneş tapılacak bir varlık değil. Allah'ın mülkünde o bir lambadır. O sadece Allah'ın verdiği emirle dünyayı, diğer gezegenleri aydınlatıyor ve adeta bize şöyle söylüyor: ey insanlar, benden ısı ve ışık, sizden namaz ve niyaz. Ben görevimi yapıyorum, siz de görevinizi yapınız diyor. Daha bunun gibi diğer sebepler, bunların her birisi sadece bir sebeptir. Sebep olmanın ötesinde doğrudan fail değildir. Hatta bu noktada belki inancımızı tasfiye etme noktasında bunu söylüyorum. Meleklere bile doğrudan tasarruf yetkisi verilmemiş. Onlar Allah'ın emriyle, izniyle faaliyette bulunuyorlar. Yoksa kendi keyiflerine göre hareket ediyorlar değil. Diyelim bir padişahın memurları olur. O memurlar padişahın adına iş yaparlar. Ama padişah onların yaptığı şeyi yapamadığından bir nevi padişaha yardım etmiş olurlar. Ama Allah'ın melekleri haşa Allah'a yardımcı değildir. Mesela Azrail Aleyhisselam'ı düşünelim. Azrail Aleyhisselam canının istediği zaman can alan bir melek değildir. Ona görev verilmiştir. Kimin ne vakitte öleceği bildirilmiştir. Ve ona göre Hazreti Azrail gelir emaneti alır. Hatta böyle bir rivayet şeklinde kitaplarımızda geçer. Görev taksimi yapıldığında melekler arasında Azrail Aleyhisselam, ya Rabbi demiş, benim görevim çok zor. Bana insanların ruhlarını kabzetme görevini verdin. Bu insanlar hayatı çok sevecek. İşte ben sevenleri birbirinden ayıracağım. İnsanlar benden şikayetçi olacaklar. Cenab-ı Hak buyurmuş ki, merak etme, ben seninle ölüm arasına bazı perdeleri koyacağım. İnsanlar sana değil o sebeplere itiraz edecekler. İşte falanca öldü. Neden? Kalp sektesinden öldü. Filanca öldü. Neden? Trafik kazasından. Falanca diyelim böbrek yetmezliğinden gibi. Bu şekilde insanlar sebeplere takılıyor. Gerçekte ise Azrail Aleyhisselam onların ruhunu kabzediyor. Daha da gerçeğinde ise Allah-u Teala ruhları kabzetmekte. Ayet-i kerimede قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ اَلَّذ۪ي وُكِّلَ بِكُمْ buyruluyor. Yani de ki, size görevli olan ölüm meleği gelip sizin canınızı alacak. Burada görev itibariyle meleğe böyle bir görev verildiği ifade edilmiş. Ama başka bir ayette işin hakikati, perde arkası bize anlatılıyor. Ve orada deniliyor ki اللّٰهُ يَتَوَفَّ الْاَنْفُسُ ح۪ينَ مَوْتِهَا. Ölümü anında o nefisleri, ruhları kabzeden, öldüren Allah'tır. Burada artık sebeplerin etkisi olmadığı, sebeplerin sadece Cenab-ı Hakk'ın tasarrufuna bir perde olduğu ifade edilmiş oluyor. Yine meleklerden örnek vereyim. Kur'an-ı Kerim'de Bedir Savaşı'nda meleklerden 5000 meleğin Müslümanlara yardım için gönderildiği ifade ediliyor. Ama burada yardım derken, işte melekler olmasaydı savaşı kazanamazlardı, o anlamda da değil. Hemen buna da bir açıklık getiriliyor ayet-i kerimede ve deniliyor ki وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ اِنْدِ اللّٰهِ. Yani yardım ancak Allah'tandır. Zafer ancak Allah'tandır. Dolayısıyla yani melekler olmasaydı biz galip gelemezdik dememek lazım. Veya sebepler noktasında diyelim bir takım sebeplerle bize bir takım nimetler gelebilir. Falan sebep olmasaydı işte ben bu nimete ulaşamazdım dememek gerekir. Falan zat olmasaydı ben bilemezdim, belki hidayete eremezdim dememek gerekir. Ama o sebepler vasıtasıyla madem geliyor, onlara da yine o noktada bir şeref hasıl oluyor. Güzel neticelere sebebiyet vermelerinden onlar da bir takım faziletler, artı değerler kazanmış oluyorlar. Demek ki insan sebepleri sadece bir sebep olarak görmeli. Sebeplerin perde arkasında Allah'ın kudret elinin tasarrufunu göz ardı etmemeli. Böyle yaptığı zaman gaflet sebeplerinden birinden daha insan kurtulmuş olur.
Cenab-ı Hak hepimize tam bir istikamet nasip eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.